Cabir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Kim ezanı işittiği zaman, yani ezan bittikten sonra Allahümme Rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmme ve salâtil kâime âti Muhammedenil vesîlete vel fadîle ve ba'athu makâmen mahmûdenillezî va'atteh derse, ey şu mükemmel davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi ve fazileti ver. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır diye dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şefaatim vacip olur. Efendimizin şefaatine herkes muhtaç. Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e ve kıyamete kadar bütün peygamberlerin, diğer insanların ihtiyacı olduğunu Efendimiz bildiriyor. O peygamberler de diyor benim hamd sancağımın altındadır buyuruyor. Bu şefaat çok önemli. Demek ki bu önemli şefaati bize bu ezan duası kazandırıyor. Çok büyük bir müjde bu. Dolayısıyla bu müjdeye dikkat etmek, önem vermek gerekiyor. Her ezandan sonra bu duayı okumak lazım. Ezan aslında ezanı müezzinlikle birlikte takip etmek. Müezzin ne diyorsa biz de onu söyleyeceğiz. Ezan bittikten sonra da bu duayı okuyacağız. Allahümme Rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmmeh ve salâtil kâimeh âti Muhammeden vesîlete vel fadîleh. Burada ve derecetel rafi'a ekliyorlar. Öyle alışılmış, öyle gidiyor. Ama hadis-i şerifte o geçmiyor. Onun için hadiste nasıl geçiyorsa öyle okumak lazım. Peygamberimiz nasıl bildirirse öyle okumak lazım. Yani yanlış bir şey değil, zarar yok falan ama olsun, Peygamberimizin bildirdiği şekilde okumakta daha büyük faydalar var. Önemli olan orijinal neyse ona göre okumak. Ama daha sonra kendimiz dua edeceksek her türlü istediğimiz gibi dua edebiliriz. Ama Efendimizin öğrettiği duayı okurken onun öğrettiği gibi okumakta fayda var. Dolayısıyla ve derecetir rafi'a, hatta ve derecetir rafi'atel aliye ve be'athullahumme gibi böyle ilaveler oluyor. Bazı insanlar ilaveler yapıyor. O ilaveleri yapmamak gerekir. Hadis-i şerifte Allahümme Rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmme ve salâtil kâime âti Muhammedenil vesîlete vel fadîle ve be'athu makâmen mahmûdenillezî va'atteh geçiyor. Diğer bir rivayette de inneke lâ tuhlifil mi'at da geçiyor. Bu da hadiste geçtiği için bunu da ilave edebiliriz. Ey şu mükemmel davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, vesile makamı ve fazileti ver. Ona fazilet ver. Onu kendisine vaat ettiğin makamı Mahmud'a ulaştır. Makamı Mahmud diyor, bir kişiye nasip olacak bir makamdır diyor Peygamberimiz. Onun da ben olacağımı ümit ediyorum diyor. Bunun için bana dua edin diyor. Efendimiz'e dua ediyoruz. Allah'ım Peygamberimizi makam Mahmud'a, vesileye ulaştır. Vesileyle makam Mahmud'un aynı olduğunu söyleyenler var, farklı olduğunu söyleyenler var. Peki bu makam nedir makam Mahmud? Makam Mahmud da övülen bir makam, beğenilen bir makam, güzel bir makam, şefaati uzma makamı. Yani Peygamberimizin sadece kendi ümmetine değil bütün insanlara şefaat edeceği bir makam. Peygamberimiz o makamı yine kendisi için istemiyor, yine bizim için istiyor. Biz Peygamberimize dua edeceğiz, o makama yükseltecek Cenab-ı Hak ki o da bize şefaat etsin. Bu şekilde yine faydası bize dönecek bir duayı bize Efendimiz öğretmiş oluyor. İnneke la tuhliful mi'ad, hiç şüphe yok sen vaadinden dönmez. Allah'ım sen vaad ettin, vaadini verirsin diyoruz. Davet nedir burada? Ezan lafızlarıdır ki tevhide davettir. Allahumme rabbe hadihi da've. Şu davetin Rabbi diyoruz ya. Bu davet ezan, davet. İşte ezan okunarak bizi davet ediyor. Camiye davet ediyor. Tevhide davet ediyor. Tam olması daveti teme, tam davet ne demektir? Davetin tam olması, sözlerin en tamı olan tevhid kelimesini ihtiva etmesi sebebiyledir. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyoruz. Kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti ihtiva ediyor. Sözlerin en güzeli, en tamı bu olduğu için bunu ihtiva eden ezan tam bir davet oluyor. Tam ve kamil olmasının bir yönü de tebdil ve tağyire maruz olmaması, değiştirilmiyor, kıyamet gününe kadar baki kalması ve akaidi tam olarak ihtiva etmesidir. Allah'a, peygambere imanı ihtiva ediyor. Bunlar olduğu zaman diğer aradaki melekler, kitaplar, bunlara iman da kendiliğinden geliyor. Ahirete iman. Sonra ibadetleri ihtiva ediyor. Dolayısıyla bu tam bir davet olduğu için tam ve kamil, eksiksiz olarak sıfat getirilmiş bu davete. Ve salatil kaime, şu kılınmak üzere olan namaz demek. Olduğu gibi daim yer ve gökler baki kaldıkça nesih ve tebdile
değişikliğe uğramayacak olan namaz manasına da gelir. Ve salatül kaime, artık bundan sonra nesih olmaz, değişiklik olmaz, hüküm kaldırılmaz. Bu namaz bakidir, kıyamete kadar bakidir manası da var. Kaime, kılınan şu namaz olduğu gibi baki olan şu namaz manası da var. Vesile, ayet-i Muhammeden'in vesile. Vesile kelimesi cennette bir makamdır ki Allah Teala kullarından yalnız birine ihsan edecektir. Makam Mahmud'la aynı veya ayrı olduğu söyleniyor. Fazilet diğer mahlukattan üstün bir mertebe demek ise de başka bir makam ve menzilenin ismi olması kuvvetle muhtemeldir. Fazilet makamı diye bir makam ismi olması da muhtemeldir veya üstünlük ver veya bir makam ver diye dua ediyoruz. Makam-ı Mahmud ve bas-ı makam-ı Mahmud'un lezî vaatte her lisanın hamd ve senasına layık olan makam demektir. Herkesin övdüğü, herkesin övmesine layık olan makam. Makamı Mahmud. O makamda olanı bütün evvelkiler ve sonrakiler methü sena ederler. Kim makam Mahmud'a eriştiyse onu öncekiler, sonrakiler, bütün varlıklar methü sena eder. O da Peygamberimizin ulaştığı makam. Bu makam İsra suresinin 79. ayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vaad edilen makamdır. Büyük şefaat makamdır. Ve minelleyli fetehecced bihi nafiletellek. Sana fazladan bir emir olarak, farz olarak gece diyor teheccüd namazı kıl Cenab-ı Hak. Ase en yeb'ateke rabbuka makamen mahmude. Umulur ki Rabbin seni makamı Mahmud'a ulaştırır. Demek ki teheccüd namazı makam Mahmud'a ulaşmak için en önemli vesilelerden birisidir. Peygamberimiz için. Tabi diğer insanlar için makam Mahmud söz konusu olmayacağı için. Ama buradan bir kıyas yapabiliriz. Peygamberimizi makam Mahmud'a ulaştıran teheccüd namazı ise, geceleri kılınan teheccüd namazı ise, diğer insanlar da yüksek makamlara, manevi makamlara ulaştıracak olan yine teheccüddür. Demek ki teheccüdün insanın makamını yükseltmekte çok önemli bir rolü vardır diye anlar ve buna göre biz de kendimize göre derecemizin yükselmesi için bu teheccüd namazlarına önem veririz, ehemmiyet veririz. Bunu buradan anlamış oluyoruz. Cenab-ı Hak bu ayette vaat ediyor. Peygamberimiz de diyor ki ya Rabbi sen diyor bu vaat ettiğin makamı Muhammed Aleyhisselam'a ver diye bize dua öğretiyor. Ve ba'athu makamen mahmuden lezî va'adteh inneke la tuhliful mi'at. Va'ad demek ki İsra suresi 79. ayette bulunuyor bu vaat, Allah'ın vaadi. Namaz vakitlerinde sema kapıları açılır ve rahmet inmeye başlar. O vakitlerde çokça dua etmeye çalışmalıdır. Ezan okunduğunda, ezanla kâmet arasında, işte ezanla namaz arasında, o vakitler ezan okunurken, sünnetle farz arasında, o vakitler hep duanın makbul olduğu vakitler, dua kapıları, sema kapıları açılır. Bu sebeple o aralarda çok dua etmek lazım. İşte ezan duasını yapmak lazım, başka dualar etmek lazım. Dua vaktidir o vakitler efendim. Bunu da o şekilde değerlendirmek, vakitleri uyanık olmak gerekir.